Buraya şeyden geldik Özgür Bey'in Haskolo'lu ziyaretinden. Ama evet. Özgür Bey cezaevinde başka ziyaretler bir, evet. de gerçekleştirdi. Yarın gezi de var. Kamuoyunun çok Hı. yakından bildiği ve takip ettiği, yaklaşık 4,5 buçuk yıldır bana göre hep programlarda da söylediğim gibi bir tutuklu değil, bir rehin ve esir artık pozisyonunda olan. Çünkü hakkında bu tutukluluğunun hukuka uygun olmadığına ilişkin iç hukuk sistemimizin en yüksek sayılabilecek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açık hak ihlali kararına rağmen içeride tutulan bir Demirtaş ve işte Osman Kavala var. Siz de kendisini ziyaret ettiniz. E ee, yarın da e, karar duruşması var. Cuma günkü duruşmada siz de vardınız Vazdım. değil mi Sayın Bey? Evet. 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 Hı -hı. İki biz de oradaydık. Yarınki duruşmayı da izlemek üzere geldim. Yarın karar kesin mi? karar çıkması bekleniyor mu öyle bir? Ee, evet. Yani e, çok büyük ihtimal Hı -hı. çünkü artık süreç tamamlandı. Yarın yine orada olacağız. Hı -hı. E, kararı hep birlikte zaten e, dinleyeceğiz. Ee, yani bu Türk e, yargı sisteminin geldiği nokta açısından e, tabii çok e, konuşulması tartışılması gereken bir e, dava e, yani Osman Kavala özelinde bu dava özelinde bir. Düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Ne bekliyorsunuz mesela? Şöyle e, ben şimdi... Kavala'nın görüşmenizde size ilettiği evet. mesajları da günün şartlarına <laughs> göre yeniden değerlendirirseniz Tabii seviniriz. Bir son e, mesajını söyleyeyim. En son mesajıydı. Kendime üzülmekten geçtim diyor. Ben alıştım. Buraya intibak ettim. Burada da bir tahliye beklemiyorum da dedi. Ama Türkiye'nin düştüğü bu duruma üzülüyorum. Bunun bedelini hepimiz ödeyeceğiz dedi. Çünkü artık... Şimdi anayasamıza göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları iç hukukun da üstünde ve zaten onun için var, o denetim için evet. var. Sen bunu tanımazsan, uymazsan Türkiye'yi çok başka bir yere savurursun. Böyle bir yaptırımlar söz konusu olacak falan falan. İki, bu meselede Sayın Kaval'ın bir önceki görüşmemizde söylediği bir şey vardı. Üzüldüğüm nokta şu diyor. Bizim hukuk sistemimizde diyor jüri yok diyor. Amerikan hukuk sisteminde var. Bir halk jürisi oluşturuluyor diyor. Hakim diyor yargılamayı sürdürüyor diyor. Ama kararı jüri veriyor. Hakimin önünde de ilan ediyor onu diyor. Ama diyor bizde jüri olmadığı halde Tayyip Erdoğan diyor kendisini halk jürisinin sözcüsü gibi. Kararı o. Ben, mahkemede biz hepimiz gördük. Silivri'de gezi davasındaydık. Heyet Türk milleti adına da diye hepimiz ayağa kalktık. Avukatlar, sanıklar, izleyiciler hepimiz ayakta dinledik kararı. Hepimiz adına yargılama yapan mahkeme bir buçuk yıl oluyor herhalde. Bütün sanıkları berat evet. beraat ettirdi. Orada yapılması gereken yani normal şartlarda Kavala zaten Silivri'de cezaevine gidecek bir yol da yok. İşlemleri yapılacak salı verecek. 6-7 saat salmadılar. Hukuksuz şekilde tutuldu. O sırada tutuksuz olduğu bir başka dosyadan tutuklama kararı çıkarıp içeride tuttular. Sonra Gezi davasını başka yerden bozdurdular. Önce ayırdılar, birleştirdiler sonra tekrar ayırdılar dosyaları çarşıyla. Ve bir baktık Gezi ve Kavala bir davada tekrar yargılanıyor ama Kavala'nın tutukluluğu casusluk iddiası üzerine. Savcı esas hakkında da casustan hiç bahsetmiyor. Yani tutukluluğun numaradan bir casusluk beraat. icadıyla yapmış. Şimdi cezayı yine anayasal düzenek başka ondan yargılandı bu insanlar beraat ettiler. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın aklında, zihninde beraat etmediysen hukuk yani o mahkeme yargılama falan yapmıyor. Bu son gittiğimiz mahkeme. Bu mahkeme Recep Tayyip Erdoğan'ın gönlünü yapıyor. Ve korkarım karar onun gönlüne göre çıkacak. Ama burada tabii bambaşka şeyler isteniyor ama elbette bizce tabii boşu boşuna mı yatırdınız demesinler diye o yattığının da üzerinde bir ceza falan verecekler gibi görülüyor. Sayın Kavala da şey dedi yani bana bir ceza verir bunlar dedi ama Zaten burada beraat etsen de beraat etmiyorsun gidiyor diyor. Tayyip Bey'in aklında beraat etmediysen. Düşünün kuvvetler ayrılığı diye bir şey var. Yani kuvvetler ayrılığını böyle bu yapılan işin yüzde birini yapsan suçtur bu yani. Adam doğrudan mahkemeye talimat veriyor. Ve ertesi günkü açıklaması şuydu. Kavalayı ve gezicileri birileri diyor tahliye etmeye çalıştı. Engel olduk diyor. Sen nasıl olursun ya hepimiz adına yargılama yapan mahkeme. O yüzden Yargılama değil de Tayyip Erdoğan'ın gönlünü yapmaya çalışan bir şey var. Bir de tabii Sayın Şen çok daha iyi anlatır onları. Ee, ben bir savcı gördüm, böyle bir şey görmedim. Yüzüne diyorlar ki, ya Sayın Savcı, sen ne yapıyorsun diyorlar ya. Senin burada diyorlar, bahsettiğin ifadeyi FETÖ'cüler koyduydu. Sonra da bunun yalan olduğu ortaya çıktıydı adam yargılanırken FETÖ'cü savcılar. Sen bunu nasıl kullanırsın? Böyle, yani kötü bir şey demeyeyim sonuçta makamına saygıdan ama... Suratta hiçbir değişiklik yok. Her iddiası çöküyor. Ben bunu şeyde görmüştüm. Silivri'deki yargılamada bir benzer şeyleri burada göz. Mesela diyorlardı o zaman. 6 bin tane mi 600 tane mi pizza sipariş edilmiş yurt dışından. Savunmanın acar avukatları var. O galiba Evren Hanım'dı yanlış hatırlamıyorsam orada. Dedi ki biz çıkardık o gece o bölgede Avrupa yakasında İstanbul'da 600 tane birden hiçbir pizzacı pizza yapmamış. Hiçbirine de ödeme gelmemiş. Varsa iddia makamı bunu ispatlasın. 600 pizza hangi pizzacı yapmış? Öyle bir kapasite yok. Aynı anda 600 pizza yapacak götürecek. Bu para yurt dışından hesaba aktarıldı diyor. O hesabı göster bana diyor. Yok. Hakim zaten her ne kadar bunlar iddia edildiyse de hepsi birden beraat etsin dedi. Yani ne diyeyim savcı böyle yerin dibine girmişti. Buradaki Kürsü'nde böyle alt, irtifa kaybetmiyor ama böyle donuk yüzle bakıyor. Biz de ona bakıyoruz yani. Donucu. Yani savunma diyor ki bu, i̇spat et bu ifade diyor bu ifade e, FETÖ'cüler tarafından sokulmuştu Evet bu kanıt hatta. Nasıl kullanırsınız diyor. FETÖ'cü soksa da doğruluğu ispatlansa kullansın. Hı hı. Yalan olduğu ispat edilmiş mahkemede. Hatta FETÖ'cü savcıya sen neden bu delili ürettin yalan yeri diye hesap sorulmuş. O delili kullanıyor hala. Böyle acayip bir şey. Ve bu itiraz var. dile getirildiğinde susuyorlar, yüzünde hiçbir Abi ifade değil, olmadan bir yani yani Ya burada bir e modern bir e çağdaş ceza yargılamasından ziyade bir engizisyon hmm. yargılaması yapılıyor. E bizde. Yani yap bey bir şey sorabilir miyim? E birkaç kez yargılanmış bir dosya bu, değil mi? Evet. E en son geldiği noktada neyle suçlanıyor kavala? Darbe. Anayasa anayasal düzeni yıkmaya. Yıkmaya. Teşebbüsle. Peki bu darbeyi yaptıysak Kümeti kavala? Mi? Darbeyi yapmaya teşebbüs etti. Nerede bu darbeyi yapanlar? Darbeyi kiminle birlikte yapmış? Mesela 15 Temmuz yargılaması nasıl oldu? Şu anki yargılama nasıl oluyor? Şimdi tam da evet buradaki en büyük çelişkilerden birisi o. Çünkü hedefe koyduğu burada iktidarın aslında o gezi direnişi. Çünkü gezi bu ülkede hiç kimse tarafından örgütlenmemiş, kendiliğinden bir toplumsal muhalefet olarak başlayıp, genişlemiş ve bu hakikaten yıkıcı düzene, bu yıkıcı düzenin uygulamalarına, bu iktidarın antidemokratik bütün bakış açısına, hukuk tanımaz yapısına adeta bir isyan, bir itiraz olarak kendiliğinden genişlemiş bir protesto idi. Ve Cumhuriyet tarihinin bence en nitelikli eylemlerinden birisiydi. Burada bir suç aramak beyhudedir ama iktidarı o kadar rahatsız etti ki, o kadar kendisine bir tehdit olarak algıladı ki ve bunu bir şekilde e, kriminalize edip, bir şekilde buradan işte böyle mahkumiyetler yaratarak bundan sonra benzer eylemlerin önüne geçmek açısından bir e, adeta simge haline getirdi. Ve ne olursa olsun bunları cezalandıracağım dedi. Bu, bu noktadan sonra zaten uygulamaya koydu artık düşman hukuku. Düşman ceza hukukuydu. Düşman ceza hukukunda önce hedefi belirlersiniz. Hedefe koyacağınız kişiyi cezalandırmak kastı ile hareket etmeye başladıktan sonra istediğiniz gibi delil yaratırsınız. Delil olsun olmasın. Kanaatler üzerinden de gidersiniz. Önemli olan hedefteki kişidir. Şimdi burada bir kavala, kavala üzerinden efendim işte yanına ekledikleri 7 diğer sanık. Ve bunlar üzerinden koskoca bir gezi eylemiyle hükümeti devirmeye çalışmak iddiası. Tabii bu Ve arada... 15 Temmuz'da, hı hı. şimdi söylediğiniz gibi. 15 Temmuz'da evet bir kalkışma yaşandı bu ülkede. Ve kimleri yargıladınız? Sadece o kalkışma yapanları mı? Yani lider kadrosunu mu yargıladınız? Hayır. Bu arada da Adil'i yargılayamadınız. Adil yok ortada. Hadi bırakın onları. Hadi bırakın Adil onları. Adil değil mi Barış? Ha, kimleri yargıladınız? Hı hı. Efendim işte bunu bilmeden... Yani darbecilerin bu niyetini bilmeden, bir şekilde kandırılarak, iradeleri fesata uğratılarak o sürecin içine katılanlar, o sürecin içine sokulanlar, işte harbiyeli öğrenciler, yani hiç eylemi olmayan, hiçbir eylemde bulunmayan, bir sadece orada durduğu için, çocuklar, evet o evet. çocuklar, Siviller vesaire vesaire. Ya, ya bu FETÖ'cülerin geçmişte dershanesine gidenler, gidenler, okulunda okuyanlar. Binlerce kişiyi, yüz binlerce kişiyi iltibat ve iltisat dediniz. Derneğine kaydı olanlar. Evet. Bu darbeye yardım etmiştir dediniz, üyesidir dediniz, kalkışmanın içindedir hmm. dediniz. On binlerce insanı yargıladınız. E o zaman madem Gezi bir kalkışmaydı, madem bir darbe idi, Osman Kavala bunun lideriydi... Onun talimat verdiği o geziye katılan, o eylemin içinde bulunan Milyonlar... milyonlarca insanı niye dava konusu etmediniz? Onlar darbeci değil miydi o zaman? Onlar en azından darbeye yardım edenler değil miydi? Yani sokağa çıkın, çevrenizde onlarca, yüzlerce kişi bulursunuz gezi direnişine dahil olan. Oraya giden çoluk çocuk, genç ihtiyar, o partili bu partili partisiz her inançtan... Yüz binlerce insan var. Peki onlar nerede? Peki. Bu çok haklı bir soru. Büyük bir tezat içeriyor. 15 Temmuz'u bu şekilde yargılarken evet. siz yine bir darbe girişimi olduğunu iddia ettiniz. Bir başka vakayı nasıl sadece bu kişilerle sınırlı tutarak yargılama yapıyorsunuz bu bir... İkincisi 15 Temmuz'un peşinden hemen yargılama yaparken şimdi siz bilmem kaç yıl sonra mı sene Gezi'nin sene. darbe girişimi Aynen. olduğunu anladınız ve yargılama yapıyorsunuz. Bu iki üçüncüsü de yok hakkında şimdi bilmiyorum. <laughs> bu, bu ikisi geldi şimdi en çarpıcı bir şekilde. Buradan yanlış anlaşılmasın. Yani Salim Bey kimsenin yargılanması ki gösterici yargılanması değil. E, bu anlayıştaki tezatı vurgulamak hepimiz adına. Hepimiz var. Evet. Tabii, tabii. Tezatı hepimiz vurgulamak vardır. adına. Hepimiz vardı. Bunu ben dahil, hepimiz vardı. AK Parti'nin orada. en sevdiği ürün FETÖ şampuanı, FETÖ sabunu. Elif FETÖ evet. sabunuyla yıkıyor tertemiz kendisi. FETÖ ne yaptıysa bunu FETÖ yaptı.